İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan'ın Devlet Başkanı Macron'a cevabı. Artsah Özgürlük Savaşçıları Birliği geçen yılı özetledi. Ahaska'da kiliseye bitişik bir eğitim ve kültür merkezi açıldı. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Suriye'nin Golan ve onun kaynaklarına olan egemenliğini tanıyan bir karar aldı. Netanyahu, İsrail Suriye'deki askeri operasyonlardan vazgeçmeyecek. Dersim'in yaşlıları kofi geleneğini sürdürüyor. Dünyanın ilk Hristiyan devletinin sembolleri. BBC'nin Ermenistan hakkındaki makalesi en çok okunan 10 makaleler arasında yer aldı. Fransa Devlet Başkanı Macron, 23 Aralık Pazar günü Nijamena'da çatlı meslektaşıyla gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamada, ''Müttefik olmak omuz omuza vererek mücadele etmek anlamına gelir. Müttefikler umut verici olmalı.'' derken, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den askerlerini çekmesine göndermede bulunarak büyük acı yaşıyorum dedi. Batı Ermenistan Ermenileri Kongresi tarafından Lyon'a davet edilen Başkan Armenak Abrahamyan'dan Devlet Başkanı Macron'un konuşmaları hakkında yorum yapmasını istedik. Antranik Abrahamyan. Öncelikle tüm dünyanın Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den geri çekileceğinden haberi vardı. Belki de bunda Erdoğan'ın konuşmasının itici bir gücü oldu. Fakat bu durum bana 1921 yılındaki Fransız hükümetinin Kilikya Ermenilerini terk ederek arkadan hançerlemesini hatırlatıyor. Önceden Mustafa Kemal önderliğindeki Müslüman milliyetçilerle ittifak içindeydi ve bunu Angora Anlaşması'nı imzalayarak 99 yılına ticari bir anlaşmayla sonuçlandırdı. Bu durum yerli Ermeni halkını arkadan hançerlemekti ve sonunda Ermeni halkı yok edildi. Burada başkalarına ders vermek için Başkan Macron'un kendisi zayıf bir durumdadır. Fakat en kötüsü de müttefiklerin güvenilir olma konusunda konuştuğunda. Ben size hatırlatmak isterim ki Başkan Macron'un kendisiydi. 11 Kasım'da 100. yıl dönümü törenlerine yeni müttefiki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet ettiğinde. Oysa gerçek müttefiği olan Batı Ermenistan herhangi bir iyi tutuma layık görülmedi. Dahası Batı Ermenistan suçlamayla karşılaştı. Halbuki Büyük Savaş'ın 9 milyon sivil kurbanlarından 1,5 milyondan fazlasını Ermeni halkının kadın ve çocukları oluşturuyordu. Sivil kayıpların yaklaşık %17'si Ermeni halkının kurbanlarıdır. Ermeni gönüllülerin cephelerde ölümleri hesaba dahil değildir. Ki Ermeni halkının üçte ikisini oluşturmaktadır. Resmen devlet olarak tanınan bölge o zamandan beri işgal altında bulunmaktadır. Egemenliği ışıklar altında süzülürken ve onun soykırıma uğramış nüfusundan geriye kalanlar tüm dünyaya dağıldığında onun yapıları, mirası ve medeniyeti toza dönüştürüldü. Ve tüm bunlar özgür milletler gibi yaşamak için mücadele eden bir millet onuruna antantla ittifak içinde kendi talihsiz kararından oldu.'' Fransa'nın Ermenistan'a son insani müdahalesi gibi bu ona çok pahalıya patlayacak. Çünkü Fransa'da neler oluyor? Toplumsal patlama, vergi patlamasıyla birlikte ardından Suriye topraklarında benzer şekilde gerçek bir Avrupa ordusu oluşturma fikri üzerinden Rusya'ya karşı çok tartışmalı bir açıklama yapıldı. Ama şimdi Fransızların uyarılma zamanıdır. Avrupa zaten 6 milyardan biraz daha fazla parayı Türkiye'ye Avrupa Komisyonu kasasından verdi. 7 milyar Avrupalı 2017'de birikmiş muhasebe sistemine girdi. Gelecek 3 yıl ise 6 milyarı da girecek. Resmen onlar Avrupa Birliği çevre standartlarına özellikle çevre, inovasyon ve insan haklarına uymalarına yardımcı olmalılar. Fakat özellikle de Ermeni sorunu ve Batı Ermenistan'ın tüm bölgesinde suç eylemlerinin sonuçları üzerine Avrupa Parlamentosu'nun politik raporunu okuduğumda bunu sorgulamama izin verin. Avrupa bütçesine yaptığı katkıyı hesaba katarak Fransa Türkiye'ye 1 milyar dolar ödedi. Fransalı vergi mükelleflerinden 1 milyar avro aşırı fanatik İslam devletini destekleyen terörist devlete gidiyor. Bu yüzden size sayıların önemi hakkında bir fikir verelim. Türkiye 2007'den 2013 yılına kadar Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen Slovenya'dan daha fazla para aldı. Böylece uçurumun kenarına ulaştığımızda ya atlamak ya da direnmek zorunda kaldığımızda ne ekleyebiliriz? Artsah Özgürlük Savaşçıları Birliği bu yılda yapılan ve yeni bağımsız cumhuriyetin kurulmasına ve gelişim sürecinde yatsınamaz katkısı olan savaşa katılanların örgütlenmesi ve Ermeni devletinin oluşması yönünde değerli katkılarını amaçlayan çalışmaları özetledi. Artsah Özgürlük Savaşçıları Birliği'nden konuyla ilgili verilen bilgiye göre, birlik yönetimi bu yıl içinde ülkesel ve bölgesel önemi bulunan pek çok projeye imza attı. Birlik üyelerinin devlet yapılanmasında ve ordu eğitim sistemine yaptıkları aktif katılım övgüye değerdir. Birliğin bölgelerde yapmış olduğu ilgili faaliyetler için 4 milyon 380 bin dram harcandı. Kaynağın belirttiğine göre diğer süreçlerle birlikte birliğin öncelikli doğrultularından biri de savaş gazilerinin sosyal ekonomik durumlarını düzelterek onurlu bir yaşama kavuşmalarını sağlamaktır. Artsakh Özgürlük Savaşçıları Birliği'nin 2018 yılında gerçekleştirdiği çalışmaların sonuçlarını özetlersek bunların başarıyla amacına ulaştığını belirtebiliriz. Ahalka'da Grigor Lusavoric Kilisesi yanında bulunan binada kiliseye bağlı Vartges Surenyans adlı eğitim ve kültür merkezi açıldı merkezin açılışında dini şahsiyetlerle birlikte Gürcistan Ermenileri Dini Önderi Vartkes Episkopos Mirza Hanyan, Gürcistan Çoğunluk Milletvekili Georgi Kopatse, bir takım çalışma elemanlarıyla birlikte Belediye Başkanı Zaza Melikidze, bir grup yerel milletvekilleriyle birlikte Sakrepulo yöneticisi Gela Nozatse ile birlikte pek çok diğer misafirler de hazır bulundu. Sakrepulo Milletvekili Hamparsun Baboyan yaptığı konuşmada Akalskalı ressam Vartges Surenyans adlı merkez bugün açıldı. Burada gençler Ermeni ve Gürcü dillerinin yanı sıra resim çizmeyi öğrenecekler. Akalska'da yaşayan tüm milletlerin temsilcileri bu merkeze gelip öğrenim görebilir dedi. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu, Suriye'nin işgal altındaki Golan ve onun doğal kaynakları konusunda daimi egemenliğinin olduğunu vurgulayan bir karar aldı. Suriye Resmi Haber Ajansı Sanay'a göre karar 159 evet, 7 hayır ve 13 çekimser oyla kabul edildi. Kararda Suriye halkının işgal altındaki Golan'ın doğal kaynakları, toprak, su ve enerji kaynakları üzerindeki daimi hakları vurgulandı. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu İsrail'li yetkililere bu stratejik açıdan önemli bölgenin doğal kaynaklarının kullanımını durdurmaya ve onların israfını önlemeye ya da tehlikeye sokmayı önleme çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri Antonio Guterres'e kararın uygulanmasıyla ilgili olarak özellikle de doğal kaynakların İsrail kuvvetleri tarafından kullanılması ve diğer sorunların uygulanması konusunda rapor verildi. Bundan başka Birleşmiş Milletler Teşkilatının Suriye Heyeti, işgal altındaki Golan Tepelerindeki uluslararası hukuku çiğneyen İsrail'in bazı tehlikeli faaliyetlerine son vermesi ve onun yargılanması konusunda Antonio Guterres'e çağrıda bulundu. Asamblenin büyük çoğunluğunun İsrail rejimini Golan Tepelerinden çekmeye çağıran bir kararı bir Aralık'ta kabul etti. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu Aralık ayı başında 1981 yılında teşkilatın güvenlik konseyi tarafından tasarlanan tasarının İsrail tarafından uygulanmamasını tekrardan mahkum etti. İsrail hukuku uluslararası toplumca tanınmamıştır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye devletlerinin çoğunluğun bu kararı desteklemeye davet etmesi, Birleşmiş Milletler Teşkilatı tüzüğünün yabancı işgali reddeden ve Suriye haklarını destekleyen amaç ve hedeflerine sadık olduklarını gösteriyor. Riya Novosti Ajansı'nın bildirdiğine göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilmesinin ardından İsrail orada İran ordusunun varlığına karşı operasyona devam edecek ve gerekirse askeri operasyonlarını genişletecektir dedi. Netanyahu, Amerika'nın birliklerini Suriye'den çekme kararı politikamızı etkilemeyecek. İran'a karşı hareket etmeye ve gerekirse askeri operasyonlarımızı genişletmeye devam edeceğiz diye konuştu. İsrail Başbakanı son olayların sonuçlarından endişe duyanlara hitap ettiği konuşmasında İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri ile olan güvenlik alanındaki işbirliğinin tam gücüyle sürdüğünü belirtti. Dersimde kuşaktan kuşağa yüzyıllardır kadınların taktığı kofi geleneği yaşatılıyor. İki farklı anlamı taşıyan kofilerden renkli olanları kadınların doğasını simgelerken siyahı ise katliamlara karşı sistemi temsil ediyor. Alevi inancındaki kadınlar tarafından renkli takılan kofiler, Alevilikte çok kültür ve renkliliği temsil ediyor. Kadınlar, Alevilikteki çok renkliliği ve kültürlülüğü başının üzerinde taç yaparak günümüze kadar taşıdıklarını söylüyor. Yine inançlarına göre siyah puşi şeklinde kafalarına sardıkları kofiyi ise evrenin varoluşundan bu yana yapılan katliamlara zulme karşı bir sitem olduğunu belirtiyor. Dersim'in Mazgirt ilçesi Bargini köyünde yaşayan 80 yaşındaki Şehriban Baran da siyah bışileri kofi şeklinde kafasına takıp kültürünü yaşatan kadınlardan biri. Baran kendi taktığı kofinin hem yası hem de doğanın renkliliğini temsil ettiğini belirterek bir yandan Saçta ekmeğini pişiriyor, bir yandan kofinin özelliklerini anlatıyor. Kafalarına taktıkları kofileri süs niyetine değil, inanç ve kültürleri gereği bir gelenek olmasından dolayı taktıklarını söyleyen Baran, kendisinin de kofi takmayı annesi ve nenelerinden öğrendiğini belirtti. Baran, eskiden kılık kıyafetlerin de farklı olduğunu, zaman geçtikçe onların unutulduğunu, ancak kofilerin hala inatla takıldığını söyledi tanınmış İngiliz BBC kanalının Rusça bölümü, BBC Travel ve BBC Future bölümü yazarları tarafından oluşturulan 2018 yılının en çok okunan makaleler listesini yayınladı. İlk onda ayrıca Ermeni halkının Hristiyan geleneklerini ve modern Ermenistan'daki antik kiliseleri anlatan dünyanın ilk monoteist ve Hristiyan devletinin sembolleri ve efsaneleri başlıklı bir makale de var. Makalede Ermenistan'da bir devlet dini olan Hristiyanlığın tarihinden, ayrıca Vayots Zordaki Zorat Kilisesi'nden, Gehard Manastırı Kompleksinden, Eçmiyazin'deki Aziz Gayana Kilisesi de dahil olmak üzere en önemli dini eserler ve kutsal alanlardan bahsedilmektedir makalede Ermeni Apostolik Kilisesi hem Bizans Ortodoks Kilisesi hem de Roma Katolik Kilisesi'nden ayrılan en eski Hristiyan kiliselerinden biridir. Ermenistan Cumhuriyeti küçük bir ülkedir fakat Ermenistan'ın dünya manevi tarihindeki rolünü hafif almak zordur. Ermenistan 301 yılında dünyanın ilk Hristiyan devleti olmuştur diye yazmaktadır. Ermenistan'a ek olarak okuyucuların ilgilendiği konuların çoğu Titanik gemisinin hikayesi, Japonya ve Alaska adaları, Doğu Humusu'nun gizli reçetesi, Yugoslavya ve gazetecinin Havana'daki maceralarını içermektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size ünlü Ermeni ozanı Sayat Nova'nın Nazanı adlı eserini sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonunun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.